Şimdi harika bir çorba tarifi var. Kremalı mantar çorbası yapıyoruz. Acaba malzemelerimiz neler? Mantar, un, tereyağı, sarımsak, bir de krema ekleyeceğiz üzerine. Öncelikle mantarlarımı ben soydum. Tamam. Hazır hale getirdim. Bunları doğrayacağız. Kremalı mantar çorbası yapıyoruz. Benim çok sevdiğim bir çorba. İftarlarda her öğünde yiyebileceğim lezzetli bir çorba. Başrolde mantar var. Mantarımızı şimdi bir güzel dilimliyoruz. Saplarını ben genelde koymuyorum ama eğer ki denk gelirse de koyabiliriz. Sıkıntı değil. Evet. Şu şekilde mantarlarımı doğruyorum. Temizlediğimiz, yıkadığımız mantarlarımız artık hazır. Bir paket mantar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi mantarlarımı doğradım. Hazır halde bekliyor. Tencereme tereyağımı ekledim. Ne kadar tereyağı miktarımız? 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. İçerisine 2 yemek kaşığı da un ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı da un ilave ediyoruz. Yağım eridikten sonra unu koymayı tercih ediyorum. Çünkü un topaklanmasın. Evet. O yüzden yağın eridiğini görmek istedim. Şimdi yağım eridi. Unumu ilave ediyorum. Harika. Ve hemen hızlıca şöyle kavurmaya başlıyorum. Kremalı mantar çorbası yapıyoruz. Evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Hazır paket almanıza gerek yok. Kokusu çıkana kadar kavuruyorum tereyağı ve unumu. Hissediyorsunuzdur kokuyu da. Evet, çok güzel kokuyor. Ben çok severim un ve tereyağı kokusunu. Kavruldu, kokusu da çıktı. Unumuz, tereyağımız bir güzel kavruldular. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen sarımsağımı ekleyeceğim. Tamam. Sarımsak ezicimle. Süper. Kaç diş? Ben biraz bol koymak istedim. Süper. 5 diş kadar. 5 diş, evet. 5 orta diş. İsteyen azaltabilir, isteyen fazlalaştırabilir. Sarımsak düğücüden sarımsaklarımızı tenceremize aldık. Şimdi daha güzel bir koku meydana gelecek zaten. Sarımsak çok da şifalı. Bir güzel tereyağımızı, unumuzu, sarımsağımızı pişiriyoruz. Evet. Şimdi su ekleyeceğim. İlave edeceğim. Ne kadar miktarı? 1,5 litre kadar su ilave edeceğim. Yavaş yavaş koyuyorum gördüğünüz gibi. Evet. Topaklanmaması için. Ama zaten topaklansa da sıkıntı yok. Blender'da geçirilebilir. Evet. Bu da önemli bir püf noktası hanımlar. Topaklanma yaşarsanız çaktırmadan blender'dan geçirin. Özlem Hanımcığım benim topaklanmadı. Evet, çok güzel oldu. Özlem Hanım zaten yemek konusunda bir üstad, onu çok söyleyelim. Teşekkür ediyorum. İstanbul'un en güzel yemek yapan hanımefendilerinden biri. Zaten kendisi sosyal medyada yemekler yapıyor. YouTube kanalı var. Instagram ve YouTube'da kanalım var. Sihirli Kaşık. Süper. Gerçekten kaşığı çok sihirli, inanılmaz lezzetler yapıyor. Şimdi bakın suyumuzu ilave ettik. Sarımsağımız içinde, unumuz içinde, tereyağımız içinde. 1,5 litre suyumuzla birlikte kaynatıyoruz. Evet, suyum kaynadıktan sonra mantarımı ekleyeceğim. Çorbamızın suyu kaynadı. Şimdi sıra geldi mantarlara mı? Mantarlarımızı atalım içine. Doğradığımız mantarlarımızı da şimdi suyumuzla buluşturuyoruz. Yavaş yavaş bu şekilde atıyorum. Bol mantarlı, bol lezzetli bir çorba. Ve kolay ve doğal bakın. Hazır mantar çorbaları var ama ben hazırdan yana değilim. Doğal, evde yapabileceğiniz kremalı mantar çorbasının tarifini verdik. Hemen yapabilirsiniz. Çok kolay. Şimdi mantarlarımız da suyla buluştu. Ne kadar pişirelim suda? Zaten küçülecek, ufalacak mantarlarım kaynadıktan sonra. Ufaldıktan sonra artık kıvama geldikten sonra kremamızı dökeceğiz. Süper. O zaman şimdi çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Mantarlarımız pişsin, küçülsün, sonra kremayla buluşturacağız. Evet. Of, çorbamız kaynıyor fokur fokur. Bakar mısınız? Mantarlarımız pişti, küçüldü. Artık çorbamız istediğimiz kıvamda. Kıvama geldi. Hemen kremamı yavaş yavaş koyup karıştırmaya devam edeceğim. Oh. Paket hazır kremamızı ilave ediyoruz. Yemeklik kreması. Eğer krema kullanmak istemiyorsanız süt de ilave edebilirsiniz içerisine. Hı-hı. Ama kremalı daha güzel oluyor. Ben bayılıyorum kremaya. Evet. Çok yakışıyor mantara. Evet, mantara, tavuğa. Evet. Evet, bu şekilde. Şimdi kremamızı koyduktan sonra ne kadar pişireceğiz? Şimdi bir 3-4 dakika daha kaynaması yeterli benim için. Şimdi kıvamını tutturayım. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde. Akışkan, evet. Çok güzel, harika bir çorba. Şimdi tabii ki çorbaların olmazsa olmazı karabiberimi hemen üzerine dökeceğim. Karabiberlik de çok güzel, hayran kaldım. Eskiden elimize döndürmeye çalışırdık, evet, artık otomatik. Şimdi otomatik oldu, her şey olduğu gibi karabiberlik de otomatik oldu. Evet, bu şekilde. Bir miktar karabiber ilave ettik. İlave ettim. Çorba. Bir taşım kaynadıktan sonra servise hazır. Süper, kaynamasını bekliyoruz. Zaten hafif böyle dans etmeye başladı, görüyorsunuz. Servise çorbamız hazır. Çorbamız pişti, servise hazır. Tabağımıza alıyoruz. Çok güzel oldu gerçekten. Sunum şahane. Sunumumu şenlendirmek istedim. Çok güzel. Maydanoz koyduk çorbamızın tam ortasına. Tarifini verdik. Evinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz. Mis gibi kokusu, şahane bir görüntüsü var. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Buyurun o zaman. Ellerinize sağlık. Mikrofon sizin. Tamam, ben sizin yerinize alayım o zaman. Evet. Mükemmel. Afiyet olsun. Gerçekten. Afiyet olsun. Hayatımda içtiğim en lezzetli mantar çorbalarından biri. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size verdik tarifini. Muhakkak deneyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.